Bir yaz ikincisinde Kapua'da Villam'ın ahırlarının arkasındaki taş bankta oturmuş, Etrüks tarihiyle ilgili bir sorunu düşünüyor ve sol elimi sağ elimle tutarak önümdeki kaba ahşap masaya aylakça zar atıyordum. Milattan sonra 16 hırpani kılıklı bir adam geldi ve Tiberius, Claudius, Durusus, Nero Germanicus olup olmadığımı sordu. Roma'dan gönderildiğini söyledi. Size mesaj getirdim efendim. Getirmeye değer mi bilmiyorum. Ama ben avare avare gezinen bir askerim. Eskiden babanızın emrinde hizmet vermiştim efendim. Savaşa gideceğime ulaklık yapmayı yeğlerim. Anlarsınız ya. Mesajı kim verdi? Koza burnu civarındaki ormanda karşılaştığım bir adam. Tuhaf biriydi. Köle gibi giyinmişti. Ama Sezar gibi konuşuyordu. İri yarı, kaslı bir adamdı. Ve epey aç kalmış gibiydi. Adı neymiş? Adını söylemedi. Mesajı okuyunca kim olduğunu anlayacak ve ondan haber aldığınız için şaşıracak mısınız? Bana mesajı iki kez tekrarlattı. Mesaj şu. Hala balık avlıyorum. Ama insan sırf balık yiyerek yaşayamaz. Kayınbiraderime söyle. Süt gönderdiyse bile elime geçmedi. Ve en az yedi sayfalık kısa bir kitap istiyorum. Benden tekrar haber alana kadar bir şey yapma. Bundan bir şey anladınız mı efendim? Yoksa o adam delinin tekimiydi. Mesajı duyunca kulaklarıma inanamadım. Postumuz. Ama postumuz ölmüştü. Geniş çeneli ve mavi gözlü müydü? Soru sorarken başını yana eğiyor muydu? Evet efendim, aynen. İçki koyarken elim öyle titriyordu ki bardağa koyduğum kadarını yere döktüm. Sonra ulağa beklemesini işaret ederek eve girdim. İki tane güzel ve sade toga birkaç iç çamaşırı ve sandalet, bir çift ustura ve sabun buldum. Sonra elime geçen ilk ciltli defterin içinde Tiberius'un geçenlerde senatoda yaptığı bazı konuşmalar yazılıydı. Yedinci sayfasına sütle şunları yazdım. Çok sevindim. C'ye hemen yazacağım. Dikkatli ol. Neye ihtiyacın varsa söyle. Seni nerede görebilirim? En derin sevgilerimle. Yirmi altın sikke gönderiyorum. Şu an elimde bu kadar var.'' Ama şimdilik idare edersin umarım. Sayfanın kurumasını bekledikten sonra defterle giysileri bohça yapıp bir kese dolusu parayla birlikte adama verdim. Dedim ki bu otuz altın sikkeyi al, onunu kendine ayır, yirmisini de ormandaki adama ver. Ondan mesaj getirirsen on altın daha veririm ama ağzını sıkı tut ve çabuk dön. Peki efendim dedi, sizi hayal kırıklığına uğratmayacağım.'' Ama bu bohça ile paranın hepsini alıp kaçmayacağımı nereden biliyorsunuz? Dedim ki, dürüst olmasan bu soruyu sormazdın. Haydi, birer içki daha içelim. Sonra da yolun açık olsun. Özetlersem, adam bohça ile parayı alıp gitti. Ve birkaç gün sonra bana postumustan sözlü mesaj getirdi. Postumuz, parayla giysiler için teşekkür ediyor ve kendisini aramamamı, yerini Timsah'ın annesinin bildiğini ve artık adının Panterus olduğunu söylüyor. Kayınbiraderinin mesajını bir an önce kendisine iletmemi istiyordu. Yaşlı askere söz verdiğim 16’nın yanı sıra on altında bağlılığı için verdim. Postumus'un Timsah'ın annesinden kastını anlamıştım. Timsah, Agrippina'nın azat edilmiş eski kölelerinden biriydi. Uyuşukluğu, açgözlülüğü, ve iri çenesi yüzünden ona timsah derdik. Annesinin Perusya'da hanı vardı. Orayı iyi bilirdim. Germanicus'a hemen mektup yazıp haberi verdim. Mektubu Pallas aracılığıyla Roma'ya gönderdim ve ona mektubu Germanya'ya gönderilecek ilk postaya vermesini söyledim. Mektupta postumusun sağ olduğunu ve gizlendiğini yerini belirtmeden söylemekle yetindim ve Germenikus'tan mektubu aldığını hemen haber vermesini rica ettim. Sonra yanıt bekledim ama gelmedi. Bu kez daha ayrıntılı bir mektup gönderdim ama yine yanıt gelmedi. Timsah'ın annesine bir taşra ulağıyla mesaj gönderip Panterus'un kayınbiraderinden henüz mesaj gelmediğini söyledim. Postumus'tan bir daha mesaj almadım. Beni daha fazla tehlikeye atmak istemiyordu ve artık parası olduğundan kaçak köle olduğu şüphesiyle tutuklanmadan rahatça hareket edebilirdi yardımıma ihtiyacı yoktu. Handaki biri onu tanıyınca başına bir iş gelmesin diye kaçmak zorunda kaldı. Yaşadığı söylentisi çok kısa sürede tüm İtalya'ya yayıldı. Roma'da herkes bundan bahsediyordu. Roma'dan ziyaretime gelen üç senatörün de aralarında bulunduğu 12 kişi söylentinin doğru olup olmadığını bana sordular. Onlara postumusu görmediğimi ama gören biriyle konuştuğumu, ve Postumus'un bana mesaj gönderdiğinden şüphem olmadığını söyledim. Karşılığında onlara Postumus Roma'ya gelip halkın desteğini alırsa ne yapacaklarını sordum. Ama bu kadar açık konuşmam onları utandırdı ve gücendirdi. Yanıt alamadım. Postumus'un Roma civarındaki çeşitli taşra kasabalarına gittiği söyleniyordu. Ama anlaşılan tedbirli davranıyor, kılık değiştiriyor ve kasabalara ancak Gece vakti girip şafaktan önce ayrılıyordu. Halkın arasında asla görülmüyordu. Bir handa oda tutuyor ve giderken teşekkür mesajı bırakıyordu, gerçek adıyla imza atarak. Sonunda bir gün küçük bir tekneyle Ostia'ya gitti. Limandakiler geleceğini birkaç saat önceden haber almışlardı. Postumuz iskeleye ayak basınca coşkun bir tezahüratla karşılandı. Ostia'ya gitmesinin sebebi orada donanmanın yazlık karargahının bulunmasıydı. Babası Agrippa eskiden donanmada amiraldi. Teknesinde Agustus'un Agrippa'ya aktiyum açıklarında kazandığı deniz zaferinin anısına verdiği ve onunla oğullarının denizde istedikleri zaman göndere çekebileceklerini söylediği yeşil flama dalgalanıyordu. Ostia'da Agrippa neredeyse Agustus'tan bile daha çok sayılırdı. Postumus'un hayatı büyük tehlike altındaydı. Hala sürgün mahkumu kabul edildiğinden İtalya'da bulunması yasaktı. Kalabalığa kısa bir konuşma yapıp kendisini karşıladıkları için teşekkür etti. Şansı yaver giderse düşmanlarının sahte suçlamaları dedesi İlah Augustus bu suçlamaların doğru olmadığını çok geç anlamıştı. Onun yüzünden gözünden düştüğü Roma Senatosu'yla halkının saygısını geri kazanırsa Ostiyalı erkeklerle kadınların sadakatini cömertçe ödüllendirecekti. Bir muhafız bölüğü onu tutuklamak için bekliyordu. Çünkü haberi Livya ile Tiberius'ta bir şekilde almışlardı. Ama askerler o denizci kalabalığıyla baş edemezlerdi. Akıllılık eden yüzbaşı görevini yerine getirmeye çalışmadı. İki adamına denizci kılığına girip Postumus'u takip etmelerini söyledi. Ama adamlar üzerlerini değiştirdiklerinde postumuz ortadan kaybolmuştu bile. İzini bulamadılar. Ertesi gün Roma'nın ana caddeleri nöbet tutan denizcilerle doldu. Gördükleri her şövalye, senator ya da memura parolayı soruyorlardı. Parola Neptündü. Ve sordukları kişi bunu bilmiyorsa ona parolayı söylüyor ve dayakla tehdit ederek üç kez tekrarlatıyorlardı. Kimse dayak yemek istemiyordu ve artık halk Postumus'u tamamen destekleyip Tiberius da Livia'ya tamamen karşı olduğundan Germanicus çağırsa muhafızlar ve şehir taburları da dahil olmak üzere tüm Roma halkı hemen ona giderdi. Ama Germanicus'un desteği olmazsa Postumus için ayaklanmak iç savaş çıkması anlamına gelirdi ve Postumus'un Germanicus'u alt edebileceğine kimsenin pek inancı yoktu. İki yıl önce adada Clement'i öldürterek Tiberius'un düşmanlığını kazanan ama bağışlanan Crispus bu krizde öne çıkıp kendini affettirmek için bu kez Postumus'u ortadan kaldırmayı önerdi. Tiberius bunu kabul etti. Postumus'un karargahının yerini bir şekilde öğrenen Crispus ona gidip yüklü bir meblağ verdi. Bu parayı nöbet tutukları için iki gündür para kazanamayan denizcilerine dağıtmasını söyledi ve Postumus'un istediği anda Germen muhafızları onun tarafına geçirmeyi vaat etti. Muhafızlara epey rüşvet verdiğini söyledi. Postumus ona inandı. Gece yarısından sonra saat 2'de bir sokak köşesinde buluşmayı kararlaştırdılar. Postumus denizcilerini de getirecekti. Hep birlikte Tiberius'un sarayına yürüyeceklerdi. Crispus muhafızlara Postumus'un geçmesine izin vermelerini söyleyecekti. Tiberius, Castor ve tutuklanacaklardı. Crispus, Sejanus'un bu planda aktif rol oynamasa da ilk darbe başarıyla indirilir indirilmez muhafızların yeni rejimi desteklemelerini sağlamayı üstlendiğini de söyledi. Sejanus bunun karşılığında komutan olarak kalmak istiyordu. Denizciler randevuya tam saatinde geldiler ama postumuz gelmedi. O saatte sokaklarda incin top oynuyordu. Dolayısıyla germen muhafızlarla Şezanus'un adamları birden denizcilerin çoğu sarhoştu ve savaş düzenine geçmemişlerdi. Üstüne saldırınca Neptün parolası etkili olmadı. Birçok denizci oracıkta öldürüldü ve daha da fazlası kaçtı. Geri kalanlarınsa Ostia'ya geri dönene dek hiç mola vermedikleri söylenir. Crispus'la iki asker Postumus'un karargahıyla randevu yerinin arasındaki bir ara sokakta Postumus'a pusu kurmuş, onu kum torbası sersemletmiş, ağzını tıkamış, elini kolunu bağlamış ve kapalı bir tahtirevana koyup saraya götürmüşlerdi. Ertesi gün Tiberius Senato'ya bir açıklama yaptı. Postumuz Agrippina'nın Clement adlı kölesinin mütevaffa eski sahibini taklit ederek şehirde gereksiz bir kargaşaya yol açtığını söyledi. Bu cüretkar adam Postumus'un mal varlığı satılırken Kendisini satın alan eyalet şövalyesinden kaçıp Toskana kıyısındaki bir ormana saklanmış ve sakalının küçük çenesini gizleyecek kadar uzamasını beklemişti. Çünkü Postumus'la arasındaki en büyük fark çenesiydi. Ostia'daki bazı zorba denizciler sırf Roma'ya yürüyüp orada huzursuzluk çıkarmak için bahane olsun diye ona inanmış gibi yapmışlardı. O sabah şafaktan önce Clement'in önderliğinde banyolarda toplanmışlardı. Amaçları şehir merkezine gidip dükkanlarla evleri yağmalamaktı. Bir muhafız kuvveti onlarla çatışınca dağılıp liderlerini terk etmişlerdi. Clement idam edilmişti. Dolayısıyla senatonun bu konuda daha fazla kaygılanmasına gerek yoktu. Sonradan duyduğuma göre Tiberius sarayda karşısına getirilen postumusu tanımamış gibi davranmış ve ona alaycı bir şekilde sen nasıl Sezar oldun ki diye sormuş. Postumus da seninle aynı gün ve aynı şekilde oldum. Unuttun mu diye karşılık vermiş. Postumus'un küstahlığını cezalandırmak isteyen Tiberius bir köleye onun ağzına vurmasını söylemiş. Sonra da Postumus'a işkence edilmiş ve suç ortaklarının isimleri sorulmuş. Ama Postumus Tiberius'un hayatının rezilce yönlerinden bahsetmiş sadece. Dolaylı kanıt olarak görülebilecek bu anekdotlar öyle iğrençti ki Tiberius sinirlenmiş ve Postumus'un yüzünü iri kemikli yumruklarıyla dağıtmış. Sonra da askerler saray mahzeninde Postumus'un kellesini uçurup ve cesedini paramparça edip kanlı işi tamamlamışlar. İnsanın sevdiği bir dostunun yazını tutmasından hem de dostunun hak etmediği uzun bir sürgüne gönderilmesinden sonra ve ardından onun idamdan bir şekilde kurtulduğunu öğrenince kısa süreliğine sevince ve hayrete kapılmasından, sonunda da dostunun haince tekrar yakalanıp, utanç verici bir şekilde işkence edilerek öldürülmesi üzerine, ikinci kez bu sefer yanılma umudu olmadan ve arada dostunu bir kez olsun görmemişken, yaz tutmasından daha büyük bir acı olabilir mi? Tek tesellim, Germanicus'un olanları öğrenince... ''Ona bu konuda bildiğim her şeyi hemen yazacaktım.'' Germanya seferlerini yarım bırakıp, Ren'den getirebileceği kadar çok alayın başında Roma'ya gelip, Postumus'un ölümünün intikamını Livia ile Tiberius'tan alacak olmasıydı. Ona mektup yazdım ama yanıt vermedi. Tekrar yazdım, yine yanıt vermedi. Ama sonunda uzun, sevgi dolu bir mektup geldi. Mektupta Germanicus, Clement'in Postumus taklidi öylesine başarılı yapabilmesine şaşıyordu. Clement bunu nasıl başarabilmişti? Önemli mektuplarımdan hiçbirinin Germenikus'un eline ulaşmadığını bu cümleden anladım. Sadece ilk mektubumu almıştı. Bunda kendisi için araştırmamı istediği bir iş meselesinin ayrıntılarından bahsetmiştim sadece. Germenikus verdiğim bilgiler için teşekkür ediyor ve bunların tam da istediği bilgiler olduğunu söylüyordu. Diğer mektuplarıma Livya'nın ya da Tiberius'un el koyduğunu anlayınca birden dehşete kapıldım. Hayatım boyunca sindirim sorunu çekmişken bir de üstüne her yemek yiyişimde zehirlenmekten korkmam eklendi. Tekrar kekelemeye ve konuşma zorluğu çekmeye başladım. Bazen konuşurken kala kalıp rezil oluyordum. Cümlemi tamamlamayı bir şekilde başarıyordum. Bu zayıflığın en talihsiz sonucu o zamana kadar kimseye yakınmak için sebep vermeden sürdürdüğüm Augustus rahipliği görevlerimin aksamasıydı. Roma'da eski bir adet vardır. Adak töreninde ve ayinlerde hata yapılırsa baştan başlamak gerekir. Artık ayinleri yönetirken sık sık dua sırasında takılıyor ve kendimi toplamadan önce aynı cümleleri iki üç kez tekrarlıyordum.'' ve adağın başına un ve tuz serpmeyi ihmal ederek boğazını kesmek için elime çakmak taşı bıçağı alıyordum. Dolayısıyla da sil baştan yapılması gerekiyordu. Bir ayine 3-4 kez baştan başlamak can sıkıcıydı ve cemaat epey rahatsız olmaya başladı. Sonunda yüksek rahip Tiberius'a yazıp sağlık sorunlarım nedeniyle bir yıl boyunca tüm dinsel görevlerimden muaf tutulmamı istedi. İsteğimi yorum yapmadan kabul etti. Germenikus'un Germenlere karşı sürdürdüğü savaştaki üçüncü senesi ilk ikisinden bile daha başarılı geçti. Yeni bir sefer planı kurmuştu. Bu plan sayesinde Germenleri gafil avlayacak ve askerlerini tehlikeli, yorucu yürüyüşler yapmaktan kurtaracaktı. Planı Rende yaklaşık bin nakliye gemisinden oluşacak bir donanma kurmak ve askerlerinin çoğunu bu gemilere bindirip nehrin aşağısına doğru ilerleyerek babamızın da bir keresinde geçtiği milattan sonra 16 kanaldan geçip Hollanda göllerinin arasından Erms Nehri ağzından denize ulaşmaktı. Burada dubalı köprü işlevi görecek birkaç gemi hariç tüm nakliye gemilerini nehir kıyısının yakınında demir attıracaktı. Sonra da yaklaşık 50 mil boyunca Emse paralel uzanan ve bazı kısımları kolayca geçilebilen ve Ser Nehri'nin ötesindeki kabilelere saldıracaktı. Planı mükemmel işledi. Öncü birlikler Weser'e ulaşınca Herman ile bazı müttefik kabile şeflerinin nehrin karşı kıyısında beklediğini gördüler. Nehrin ötesinden seslenen Herman, komutanın Germanicus olup olmadığını sordu. Olumlu yanıt alınca da ona bir mesaj iletmelerini istedi. Mesaj şuydu: Herman Germanicus'u saygıyla selamlıyor ve ağabey ile konuşmak için izin istiyor. Herman'ın kardeşinin Germence adı Gottkopf gibi bir şeydi. Öyle barbarca bir isimdi ki Latinceye doğru dürüst aktarılması olanaksızdı. Nasıl Herman Arminus'a, Sigmirt'te Segimerus'a dönüştürüldüyse Herman'ın ağabeyine de sarışın anlamına gelen Flavius adı verilmişti. Yıllardır Roma ordusunda olan ve Varius'un uğradığı felaket sırasında Lyons'ta bulunan Flavius, Roma ordusuna bağlılığının sürdüğünü oradan bildirmiş ve hain kardeşiyle arasındaki bütün aile bağlarını reddetmişti. Ertesi sene Tiberius'la Germanicus'un çıktıkları seferde yiğitçe savaşmış ve bir gözünü kaybetmişti. Germanicus, Flavius'a kardeşiyle konuşmak isteyip istemediğini sordu. Flavius bunu pek istemediğini ama kardeşinin teslim olmak istiyor olabileceğini söyledi. Böylece iki kardeş nehrin iki kıyısından birbirlerine seslenmeye başladılar. Herman başta German dili konuştu ama Flavius Latince konuşmalarını şart koştu. Herman Latince konuşmak istemiyordu. Çünkü Latince bilmeyen diğer kabile şeflerinin kendisini hain sanmalarından çekiniyordu. Flavius da Germen dilini bilmeyen Romalıların kendisini hain sanmalarını istemiyordu. Öte yandan Herman Romalıları Flavius'ta Germanları etkilemek istiyordu. Herman Germen dilinde Flavius'ta Latince konuşmayı sürdürmeye çalıştı ama giderek sinirlendiler ve sonunda iki dili birden berbat bir şekilde kullanmaya başladılar. Germanicus'un yazdığına göre resmen komediymiş. Germanicus'un bana aktardığı diyaloğu alıntılıyorum. ''Herman, merhaba abi. Yüzüne ne oldu? O yara izi berbat görünüyor. Gözünü mü kaybettin?'' ''Flavius, evet kardeşim. Sen mi aldın yoksa? Ormandan dört nala kaçtığın gün kaybettim. Germenikus, seni tanımasın diye kalkanına çamız sürmüştün hani?'' ''Herman, yanılıyorsun abi. O ben değildim. Yine sarhoştun herhalde. Savaştan önce hep içerdin zaten.'' Bir galon bira içmeden sakinleşemezdin ve savaş boruları çalındığında eğere bağlanman gerekirdi. Flavius, yalan söylüyorsun tabii ama şu Germen biranızın ne kadar barbarca ve iğrenç olduğunu hatırlattın bana. Ben artık o birayı hiç içmiyorum. Ele geçirdiğimiz köylerinizden fıçı fıçı getirildiğinde bile ağzıma sürmüyorum. Askerler de ancak mecbur kalırlarsa içiyorlar. ''Germen cesetlerinin kirlettiği bataklık sularından iyiymiş.'' ''Herman, evet, Roma şarabını ben de severim. Varustan ele geçirdiğim birkaç yüz küp dolusu şarap duruyor hala. Germanicus dikkatli olmazsa bu yazda elime bol miktarda Roma şarabı geçecek. Bu arada gözünü kaybettiğin için ne ödül verdiler sana?'' Flavius son derece vakur bir tavırla ''Başkomutan bizzat teşekkür etti.'' ve taç ile zincir de dahil olmak üzere üç madalya aldım. Herman, ...oo zincir ha, ayak bileklerine mi doluyorsun Roma kölesi? Flavius, Romalılara hainlik edeceğime köle olurum daha iyi. Bu arada sevgili Turus Neldan'la oğlun gayet iyiler. Roma'ya onları ziyarete ne zaman geliyorsun? Herman, hele şu sefer bitsin, hemen geliyorum abi. Flavius, Germenikus'un zafer töreninde onun arabasının peşinden yürüyerek ve çürük yumurta yağmuruna tutularak mı haline anma güleceğim. Herman, şimdiden gülebildiğin kadar gül. Çünkü üç gün içinde boğazın kesilmezse bana da Herman denmez. Ama bu lafları bir kenara bırakalım artık. Annenden mesaj getirdim. Flavius, birden ciddileşip derin derin iç geçirerek, ''Ah canım anneciğim, ne diyor? Beni hala kutsuyor mu kardeşim?'' Herman, Bilge Soylu ve Doğurgan annemizi derinden yaraladın abi. Ailene, kabilene ve ırkına ihanet etmeyi sürdürürsen hemen şimdi bizim tarafımıza geçip benimle birlikte generallik yapmazsan seni lanetleyeceğini söylüyor. Flavius, German dilinde sinirden ağlayarak. Hadi oradan. Annem öyle dememiştir Herman. Demiş olamaz. Sırf beni mutsuz etmek için yalan söylüyorsun. Yalan söylediğini itiraf et Herman. Herman sana karar vermen için iki gün süre tanıyor. Flavius seyisine, atımla silahlarımı getir, seni çirkin suratlı domuz, nehrin ötesine geçip kardeşimle dövüşeceğim. Herman, iğrenç yaratık, seninle dövüşmeye geliyorum. Herman, hadi gel öyleyse, tek gözlü, fasulyeci, köle seni. Atına atlayan Flavius, tam nehre dalacakken bir Roma albayı onu bacağından tutup çekerek yere düşürdü. Germen dilini biliyordu. Germenlerin eşleriyle annelerine saçmalık derecesinde saygı duyduklarını da biliyordu. Belki de Flavius'un niyeti düşmanın tarafına geçmekti. Dolayısıyla Flavius'a hermana aldırmamasını ve onun yalanlarına kanmamasını söyledi. Ama Flavius son sözü söylemese olmazdı. Gözlerini kurulayıp nehrin ötesine seslendi. Geçen hafta kayınbiraderini gördüm. Lyon civarında güzel bir evi var. Turisnelda'nın ziyaretine geldiğini söyledi bana. Turisnelda Roma'ya ettiği bağlılık yeminini bozacak ve sofrasında oturduğu arkadaşına ihanet edecek kadar şerefsiz bir adamla evli olmaya dayanamıyormuş. Sana ancak düğününüzde armağan ettiği silahları bağlılık yemini ettiğin arkadaşlarına karşı kullanmazsan tekrar saygı duyarmış. Seni henüz aldatmamış ama bir an önce kendine gelmezsen aldatması yakınmış ağlama, bağırıp çağırma, Flavius'u yalancılıkla suçlama sırası Herman'a gelmişti. Germanicus bir yüzbaşıya sonraki muharebede Flavius'u çok dikkatli izlemesini ve en ufak ihanet belirtisinde onu öldürmesini gizlice emretti. Germanicus bana nadiren yazardı ama yazdığında mektupları uzun olurdu ve Tiberius'a gönderdiği resmi mektuplarda yer almasını uygun bulmadığı bütün ilginç ve eğlenceli şeyleri bana yazdığını söylerdi. O mektupları dört gözle beklerdim. Germenikus, Germenlerle savaştığında onun için asla kaygılanmazdım. Onlara karşı gayet özgüvenliydi. Bir kovandan bal almaya kalksak bizi sokacak arıların nedense ilişmediği gözü pek bir arıcı gibiydi. Ve seri geçtikten iki gün sonra Herman'la savaşın sonucunu belirleyen bir muharebe yaptı. Muharebelerden önce yapılan konuşmalar hep ilgimi çekmiştir. Bir generalin karakteri en çok bu konuşmalardan anlaşılır. Germenikus ne nutuk çekerek adamlarını sıkar ne de Julius Caesar gibi müstehcen espriler yapardı. Baştan sona gayet ciddi, net ve pratik konuşurdu. Bu seferki konuşmasında Germenler hakkındaki gerçek fikirlerini söyledi. Onların asker olmadıklarını söyledi cesurdular ve güruh halindeyken iyi savaşıyorlardı. Yabani öküzler gibi savaşıyorlardı ve hayvansı bir zekaları vardı. Dolayısıyla onlarla savaşırken olağan tedbirleri elden bırakmak akıl kârı değildi. Ama başta hiddetle saldırmalarına karşın hevesleri çabucak sönüyordu. Ve doğru düzgün askeri disiplinleri yoktu. Birbirlerine rakiptiler o kadar.'' şefleri onların emirleri yerine getireceklerinden asla emin olamazlardı. Germenler işi ya fazla abartır ya da eksik bırakırlardı. Germenler diyordu Germenikus. İşleri yolundayken dünyanın en küstah ve övüngen ırkıdırlar. Ama yenildiler mi dünyanın en korkak ve aşağılık ırkına dönüşürler. Bir Germene asla güvenmeyin. Onu asla gözünüzün önünden ayırmayın. Ama onunla karşı karşıya geldiğinizde de asla ondan korkmayın. Son bir şey söyleyeceğim. Yarınki muharebenin büyük bölümü ormanda gerçekleşecek ve aldığım bütün duyumlara göre kalabalık olan düşmanın orada dost doğru üzerlerine saldırın ve göğüs göğüse çarpışın. Yüzlerine hamle yapın. En sevmedikleri şey budur. Herman savaş alanını çok dikkatli seçmişti. Burası Veserle Ağaçlı tepeler arasında uzanan, giderek daralan bir ovaydı. Herman bu ovanın dar ucunda büyük meşe ve huş ormanının arkasına alarak sağındaki nehirle sonundaki tepelerin arasında savaşacaktı. Germen kuvvetleri üç kutaya ayrılmıştı yerel kabilelerden gelen genç mızrakçılardan oluşan birinci kıta ovada ilerleyip en öndeki Roma alaylarına muhtemelen Galya destek kuvvetlerine saldıracak ve onları gelip püskürtecekti. Roma destek kuvvetlerine gelince de birinci kıta paniğe kapılıp kaçar numarası yapacaktı. Romalılar onların peşinden ormana doğru ilerleyince Herman'ın kendi kabilesinden oluşan ikinci kıta bu suya yattığı tepeden inip onlara yandan saldıracaktı. Roma ordusunda panik havası yaşanırken birinci kıta geri dönecek ve üçüncü kıta yerel kabilelerin yaşlı ve deneyimli adamlarından oluşuyordu. Ona yakın destek verecekti. Böylece Romalıları nehre dökeceklerdi. Bu arada tepenin arkasından dolanan German süvariler de tepenin arkasından dolanıp Romalılara arkadan saldıracaktı. Herman'ın askerleri disiplinli olsalar bu iyi bir plandı aslında ama her şey gülünç bir şekilde ters gitti. Germenikus'un savaş düzeni şöyleydi. En önde nehir tarafında Galyalı ağır piyadelerden oluşan iki alay, dağ tarafında ise iki Germen destek kuvveti ilerliyordu. Arkalarında yaya okçular, onların arkasında dört alay, onların arkasında Germenikus'la iki muhafız taburu ve süvariler, onların arkasında dört alay daha, onların arkasında Galyalı atlı okçular, onların arkasında da Galyalı hafif piyadeler vardı. German destek kuvvetleri dağın yakınından geçerken olayları bir çam ağacının tepesinden izleyen Herman aşağıda emir bekleyen yeğenine heyecanla seslendi. İşte hain abim geliyor. Bu muharebeden sağ çıkmamalı. Aptal yeğeni ayağa fırlayıp Herman hemen saldırmamızı emrediyor diye haykırdı. Kabilenin yarısıyla birlikte aşağıdaki ovaya koştu. Herman geri kalanları durdurmayı güçlükle başardı. Germenikus hemen süvarilere, o geri zekalıların Flavius'un adamlarına ulaşmalarına fırsat vermeden onlara yandan saldırmalarını söyledi. Galyalı, atlı okçulara da onların geri çekilmelerini engellemelerini emretti. Bu arada birinci Germen kıtası ormandan ilerlemişti. Ama Herman'ın yeğeninin komutasındaki Germenler Romalı süvarilerden kaçarken bu kıtayla çarpışınca kıtadaki adamlar da paniğe kapılıp kaçmaya başladılar. Ordunun bel kemiği olan 3. Germen kıtası 1. kıtanın kararlaştırılan şekilde durup tekrar hücuma geçmesini bekledi. Ama 1. kıtanın tek kaygısı süvarilerden kaçmaktı. Koşarak Üçüncü kıtanın arasından geçtiler. O sırada Romalılara oldukça moral veren bir alamet gerçekleşti. Taarruz esnasında ürkerek tepeden havalanan sekiz kartal ovanın üstünde tiz çığlıklarla turladıktan sonra bir araya gelip ormana doğru uçtular. Germanicus, kartalların peşinden gidin, Roma kartallarının peşinden gidin diye seslendi. Bütün ordu kartalların peşinden gidin diye bağırmaya başladı. Bu arada Herman adamlarının geri kalanıyla birlikte saldırıya geçmiş ve gafil avladığı yaya okçuların bir kısmını öldürmüştü. Ama Galyalı ağır piyadelerin arka alayı dönüp okçuların yardımına koştu. Herman'ın 15 bin adamlık askeri kuvveti hala Galyalı piyadeleri yenilgiye uğratıp Roma ordusunun ön koluyla ana gövdesi arasında ciddi bir engel teşkil ederek muharebeyi kazanabilirdi ama uzun sıralar halinde yürüyen piyadelerin silahlarının, zırh göğüslüklerinin, kalkanlarının, memiferlerinin ışıltısı yüzlerine vurmuş, germenlerin cesaretini kırmıştı. Çoğu tepeye geri koştu. Herman bir iki binini savaşmaya teşvik etmeyi başardı ama bu yetmezdi. Ve bu arada iki süvari taburu geri gelip tepeyle arasına girerek kaçış yolunu kesmişti. Herman'ın nasıl kurtulduğu bir muamma ama atını ormana doğru sürdüğü ve o yönde ilerleyen Germen destek kuvvetlerine yetiştiği söylenir. Sonra da yol açın öküzler ben Herman'ım diye bağırmış. Flavius'un kardeşi olduğundan kimse onu öldürmeye cesaret ödememiş. Öldürülse Flavius ailesinin onurunu korumak için onun intikamını almak zorunda kalırdı. Muharebe artık katliama dönüşmüştü. Germenlerin ana ordusu kuşatılınca nehre doğru çekilmek zorunda kaldılar. Çoğu yüzerek kaçmayı başardı ama hepsi değil. İkinci düzenli piyade hattını ormana gönderen Germenikus, orada muharebenin bir anda lehlerine dönmesini umutla bekleyen avcı erlerini bozguna uğrattı. Okçular ağaçlara tırmanıp tepedeki yaprakların arasına saklanmış Germenleri vurup indirerek epey eğlendiler. Artık direniş sona ermişti. Katliam sabaha dek sürdü. Savaş meydanının ilerisindeki 10 millik alanda ormana ve ovaya Germenlerin cesetleri saçılmıştı. Tutsaklar arasında Hermanla Flavius'un annesi vardı. Canının bağışlanması için yalvardı. Hermanı hep Romalı fatihlere karşı boşuna direnmekten vazgeçirmeye çalıştığını söyledi. Flavius'un sadakati artık garantiye alınmıştı. Bir ay sonra Elbe kıyılarındaki sık ormanda bir başka muharebe gerçekleşti. Herman pusu kurmuştu ve başarılı olabilirdi. Germanicus onun planını birkaç saat önce ordusundan kaçan adamlardan öğrenmeseydi. Sonuçta Romalılar nehre döküleceğine, Germanlar her zamanki vurkaç taktiklerini uygulayamayacakları kadar sık olan ormana, geri püskürtüldüler. Binlercesi ormanı çevreleyen bataklığa yavaşça, hiddetle ve acizce haykırarak gömüldü. Önceki muharebede okla yaralanan Herman bu kez ön saflarda savaşmadı. Ama ormanda elinden geldiğince direndi ve tesadüfen karşılaştığı ağabeyi Flavius'a kısa mızrağını sapladı. Sıra dışı çevikliği ve şansı sayesinde çimenli toprak parçalarından sıçraya sıçraya bataklığı geçip kaçtı. Germenikus ele geçirdiği çok sayıda germen silahını toplatıp yığının önüne şu tabelayı diktirdi. Ren ile Elbe arasındaki kabileleri yenen Tiberius Sezar'ın ordusu zaferlerinin bu anıtını Jüpiter, Mars ve Augustus'a adamıştır. Kendinden bahsetmedi. Bu iki muharebede ölen ve ağır yalananan askerlerin sayısı en fazla 2500'dü. Germenlerse en az 25 bin adam kaybetmiş olmalılar. Bu yıl yeterince savaştığına karar veren Germenikus adamlarının bir kısmını karayoluyla Ren'e geri gönderirken geri kalanları da nakliye gemilerine bindiler. Ama sonra bir talihsizlik oldu. Demir almalarından kısa süre sonra güneybatıdan aniden bastıran bir fırtına donanmayı dört bir yana dağıttı. Birçok gemi battı ve sadece Germenikus'un gemisi Vesel'in ağzına ulaşmayı başardı. Germenikus'un gemisi Vesel'e ulaştığında Varus vakasına sebep olduğu koca bir Roma ordusunu yitirdiği için kendisini suçladı. Arkadaşları güç bela zapt etmeseler ölülerin arasına katılmak için denize atlayacaktı. Ama birkaç gün sonra fırtına kuzey yönünden uzaklaşınca kayıp gemiler birer birer geri geldiler. Neredeyse tamamı küreksizdi ve bazılarında yelken niyetine pelerinler kullanılıyordu.'' daha az hasar görmüş gemiler neredeyse batacak durumda olanları çekiyordu. Germenikus hemen hasarlı gemileri tamir ettirmeye girişti ve kullanılır durumda olan tüm gemileri civar adalara sağ kalan askerlerin bulunması için gönderdi. Adalarda birçok asker bulundu ama açlıktan bir deri bir kemiktiler, kabuklu deniz hayvanlarını ve karaya vuran at ölülerini yiyerek hayatta kalmışlardı kıyının ilerisinde de birçok kayıp askere rastlandı. Geçenlerde Roma'ya bağlılık yemini etmeye zorlanan yerliler onlara saygılı davranmışlardı. Ta Britanya'dan yaklaşık 20 gemi dolusu asker getirildi. 70 yıl önce Julius Caesar tarafından fethedildiğinden beri sembolik haraç ödeyen bu ülkedeki kentli Sussex'in önemsiz kralları bu askerleri geri göndermişlerdi. Sonuçta kayıp askerlerin sadece dörtte birinden haber alınamadı. Bunların da yaklaşık iki yüzü yüzyıllar sonra Orta Britanya'da bulundu. Zorla çalıştırıldıkları kurşun madenlerinden kurtarıldılar. İç bölgelerde yaşayan Germenler bu felaketi haber alınca önce tanrılarının onların intikamını aldığını düşündüler. Savaş anıtını yıktılar. Hatta Rene yürümekten bahsetmeye başladılar. Ama Germenikus ansızın tekrar hücum etti. Yukarı ve serdeki kabilelerin üstüne 60 piyade taburuyla 100 süvari taburundan oluşan bir sefer ordusu gönderirken kendisi de 80 piyade tavuru ve 100 süvari taburuyla aşağı renle emsin arasındaki kabilelere saldırdı. İki seferde çok başarılı geçti ve binlerce germenin öldürülmesinin yanı sıra daha da iyisi 26. alayın kartalı bir ormandaki yeraltı tapınağında bulundu ve muzafferce götürüldü. Geriye sadece 25. alayın kartalı kalmıştı ve Germenikus askerlerine gelecek sene hala komutan olursa o kartalı da kurtaracaklarına söz verdi. Şimdilik onları kışlık karargahlarına geri götürdü. Sonra Tiberius ona mektup yazıp zafer töreni düzenlemek için Roma'ya geri dönmesi yolunda baskı yaptı. Yeterince başarı kazandığını söyledi. Germenikus, Germenleri tamamen ezmeden rahat edemeyeceği ve bunun için daha epey savaşması gerektiği, ayrıca üçüncü kartalı geri almak istediği karşılığını verdi. Tekrar yazan Tiberius, kazanılan zaferler büyük olsa da Roma'nın bu kadar büyük zayiatları kaldıramayacağını söyledi. Germanicus'un genel olarak sergilediği hüneri eleştirmiyordu. Çünkü Germanicus muharebelerde olabildiğince az adam kaybetmişti. Ama deniz felaketi de eklenince toplam iki alay asker yitirilmişti ve Roma bu kadarını kaldıramazdı. Germanicus'a Augustus'un kendisini Germanya'ya dokuz kez gönderdiğini, dolayısıyla da deneyimlere dayanarak konuştuğunu anımsattı. Kendi fikrince bir Romalı'nın canı on Germen'in canından bile değerliydi. Germanya Hidra gibiydi. Kafalarını kestikçe yenileri çıkardı. Germenleri idare etmenin tek yolu kabileler arası kıskançlıkları körüklemek ve komşu şeflerin birbirleriyle savaşmalarını sağlamaktı. Onları birbirlerine dışarıdan yardım almadan öldürmeye sevk etmekti. Germenikus, Germenlere tamamen boyun eğdirmek için kendisine bir yıl daha verilmesi için yalvardı. Ama Tiberius, ona Roma'da tekrar konsüllük yapmasının istendiğini söyledi ve kardeşi Kastor'u hatırlamasını söyleyerek onu can evinden vurdu. Germanya artık önemli savaşların gerçekleştiği tek ülkeydi. Ve Germenikus, şimdiki savaşı Bizzat kazanmakta diletirse Kastor'un zafer kazanma ve Meraşel ünvanını elde etme şansı olmayacaktı. Yelkenleri suya indiren Germenikus, Tiberius'un isteklerini kanun olarak gördüğünü ve ilk fırsatta geri döneceğini söyledi. İlk baharın başından beri geri dönüp zaferini kutladı. Bütün Roma halkı şehrin 20 mil ötesinde onu karşıladı. Satürn tapınağının yakınında kartalların geri alınması şerefine büyük bir kemer inşa edilmişti. Zafer alayı bu kemerin altından geçti. Germen tapınaklarından elde edilen ganimetlerle ayrıca düşman kalkanları ve silahlarıyla yüklü arabalar getirildi. Başka arabalar da muharebeleri ya da Milattan sonra 17'de Roma askerlerine boyun eğen Germen nehir ve dağ tanrılarını gösteren tablolar vardı. Arabalardan birinde oturan Turus Nelda'ya çocuğu boyunlarına yular asmışlardı. Kelepçelenmiş Germen tutsaklardan oluşan uzun bir kuyruk peşlerinden geliyordu. Taç giymiş olan Germenikus savaş arabasındaydı. Yanında Agrippina, arkasında ise beş çocuğu Nero, Durusus, Galigula, Agrippinilla ve Durusilla oturuyordu. Ağustos'un Aktium zaferinden beri ilk kez bir general bu kadar alkışlandı. Ama ben orada değildim. Maalesef Kartaca'daydım. Germenikus'un dönüşünden sadece bir ay önce Livya bana mesaj gönderip Afrika'ya gitmeye hazırlanmamı söylemişti. Kartaca'daki yeni Ağustos tapınağının açılışını yapmak için imparatorluk ailesinden birine ihtiyaç vardı ve ailenin diğer üyeleri meşguldü nasıl davranmam ve töreni nasıl yönetmem gerektiği adam akıllı anlatılacaktı altı üstü afrikalıların karşısına çıkacak olsam da kendimi bu sefer rezil etmeyeceğim umuluyordu Gönderilmemin sebebini hemen tahmin ettim. Henüz kimsenin oraya gitmesine gerek yoktu. Çünkü tapınağın inşasının tamamlanmasından en az üç ay vardı. Ayak altından çekilmem isteniyordu. Germenikus şehirde olduğu sürece geri dönmeme izin verilmeyecekti. Ve göndereceğim bütün mektuplar okunacaktı. Dolayısıyla Germenikus'a epeydir anlatmak istediğim şeyleri söylemeye fırsat bulamadım. Öte yandan Germenikus Tiberius'la konuştu. Ona Postumus'un Livya'nın zalimce kumpası yüzünden sürgün edildiğini bildiğini, elinde kesin kanıt olduğunu söyledi. Livya'nın mutlaka devlet işlerinden men edilmesi gerekiyordu. Yaptıkları Postumus'un kabahatleriyle mazur gösterilemezdi. Postumus'un kaçmaya çalışması normaldi çünkü haksız yere hapsedilmişti. Tiberius Germanicus'un sözleri karşısında afallamış numarası yaptı. Ama durup dururken annesini rezil etmenin büyük bir skandala yol açacağını, bunu kabul edemeyeceğini söyledi. Livia'ya gizlice cezalandıracak ve yetkilerini yavaş yavaş elinden alacaktı. Ama bunun yerine Livia'ya gidip Germenikus'un söylediklerini kelimesi kelimesine anlattı ve Germenikus'un saf bir budala olduğunu ama samimi göründüğünü söyledi. Ve Germanicus Roma halkıyla ordusu tarafından çok sevildiğinden Livia'nın onun masumluğuna ikna etmesinin bunu gururuna yedirebilirse daha iyi olabileceğini ekledi. Germanicus'u en kısa zamanda Roma'dan uzaklaştıracağını, onu muhtemelen doğuya göndereceğini ve senatoda Livia'nın hak ettiği vatanın annesi ünvanını alması meselesini tekrar gündeme getireceğini ekledi. Livia ile tam gereken şekilde konuşmuştu. Tiberius'un hala bütün bunları anlatacak kadar kendisinden çekinmesinden memnun olan Livia, onun sorumluluk sahibi bir evlat olduğunu söyledi. Postumus'a yalan suçlamalar yöneltmediğine yemin etti. Bu yalanı Germanicus'un sözünden çıkmadığı ve onu monarşinin başına zorla geçmeye ikna etmeye çalışan Agrippina uydurmuştu muhtemelen Agrippina'nın hiç süphesiz Tiberius'la onu seven annesinin arasını açmayı planladığını söyledi. Livia'ya sarılan Tiberius bazen ufak tefek anlaşmazlıkları olsa da aralarındaki bağı hiçbir şeyin koparamayacağını söyledi. Livia bunu duyunca iç geçirdi. Artık yaşlanıyordu. Yetmişlerinin ortalarındaydı ve görevleri fazla gelmeye başlamıştı. Belki de Tiberius onun angaryaları boş verip sadece atamalar ve resmi hükümler gibi önemli meselelerle ilgilenmesine izin verirdi. Livya bütün resmi yazışmalarda Tiberius'un onun adını kendisininkinin üstüne yazmaktan vazgeçmesine bile gücenmezdi. Tiberius'un onun sözünden çıkmadığının söylenmesini istemiyordu. Ama Tiberius senatoyu o ünvanı kendisine vermeye bir an önce ikna ederse sevinirdi. Yani uzlaşmış gibi yaptılar ama birbirlerine güvenmiyorlardı. Germanicus'u konsül yapan Tiberius ona Livya'yı devlet işlerinden elini çekmeye ikna ettiğini ama formalite icabı ona danışmayı sürdürmüş gibi yapacağını söyledi. Germanicus tatmin olmuş gibiydi ama Tiberius huzursuzdu. Agrippina onunla konuşmuyordu ve Tiberius o ikisinin çok yakın olduklarını bildiğinden hala kendisine sadık olduklarına inanmıyordu. Hem Roma'da Germanicus gibi insanların yapıları gereği hoşlanmayacakları şeyler oluyordu. Birincisi muhbirler meselesi vardı. Libya Tiberius'un suç dosyalarına erişmesine ve kendisinin oldukça etkili casus ağından faydalanmasına izin vermediğinden Livya'nın neredeyse tüm önemli insanların evlerinde ve belli başlı kurumlarda maaşlı birer casusu vardı. Tiberius'un başka bir yöntem seçmesi gerekiyordu. Devlete karşı kumpas kurmaktan ve ilah Augustus'a hakaretten suçlu bulunan herkesin mal varlığının onu suçlayan soyluların arasında paylaştırılması yönünde bir kanun çıkardı devlete karşı kumpas kurulduğunu kanıtlamak, Augustus'a hakaret edildiğini kanıtlamaktan daha zordu. Augustus'a hakaretle suçlanan ilk kişi, pazar yerinden cenaze alayı geçerken Tiberius'un yanında duran genç ve şakacı bir esnaftı. Öne atılıp cesedin kulağına bir şeyler fısıldadı. Tiberius onu ne dediğini merak etti. Adam ölüye Yer altında Augustus'u gördüğü zaman ona Roma halkını bıraktığı mirasın henüz dağıtılmadığını söylemesini söylediğini açıkladı. Tiberius adamı tutuklattı ve Augustus'tan ölümsüz bir ilah değil de sıradan bir hayal etmiş gibi bahsettiği için idam ettirdi. Hatasını anlaması için onu yer altına gönderdiğini söyledi. Bu arada bir iki ay sonra mirasın tamamını dağıttı. Tiberius bu vakada haksız değilse de sonradan Augustus'la ilgili en masum şakalar bile insanların idamla yargılanmasına yol açtı. Tiberius'un haz etmediği herkesin aleyhinde kanıt sunabilecek bir profesyonel muhbirler sınıfı türedi. Dolayısıyla suç dosyalarının sayısı epey arttı. Sejanus, Tiberius'la bu namussuzlar arasında aracılık yapıyordu. Germanicus'un dönmesinden önceki sene Tiberius, muhbirleri Pompeius'un torununun çocuğu ve Agrippina'nın kuzeni olan nineleri Sigibrona'ydı, Libo bir genç adamın üstüne salmıştı. Sejanus, Tiberius'u Libo'nun tehlikeli olduğu ve onun hakkında ileri geri konuştuğu konusunda uyarmıştı. Ama Tiberius kendisine hakaret edilmesini henüz ağır suç kılmak istemediğinden başka bahaneler bulmak zorundaydı. Talus'a danıştığının bilinmesini istemediğinden bütün astrologlarla büyücüleri, kahinleri ve rüya yorumcularını Roma'dan kovmuştu. Şehirde gizlice kalanlara danışılmasını da yasaklamıştı. Tiberius birkaçının kalmasına, sadece odada bir imparatorluk ajanı gizliyken seans düzenlemeleri şartıyla göz yummuştu. Profesyonel muhbir olan bir senatör, Libo'yu bu kahinlerden birine fal baktırmaya ikna etti. Odada gizlenen ajan, Libo'nun sorularını not etti. Bu sorular kendi içinde haince değil, aptalcaydı sadece. Libo ne kadar zengin olacağını, Roma hükümdarı olup olmayacağını bilmek istiyordu. Ama yargılanırken mahkemeye kölelerinin onun yatak odasında bulduklarını iddia edilen sahte bir belge sunuldu. Libon'un el yazısı taklit edilerek yazılmış bu belgede bütün imparatorluk ailesi üyeleriyle beşli başlı senatörlerin isimleri listelenmiş ve her ismin yanına tuhaf, keldani ve mısır harfleri yazılmıştı. Bir büyücüye danışmanın cezası sürgündü ama büyü yapmanın cezası idamdı. Libo o belgeyi yazdığını reddetti. Kölelerin işkence altında verdikleri ifadeler bile onu mahkum etmeye yetmezdi. Kölelerin ifadeleri ancak Ortada enses suçlaması varken kabul edilirdi. Libo'nun azat edilmiş köleleri onun aleyhinde ifade vermeye ikna edemediler, edilemediler ve onlara itirafta bulunmaları için işkence edilmesi yasaktı. Ama Sejanus'un tavsiyesine uyan Tiberius, cezası idam olan bir suç işleyen kişinin kölelerinin vergi memuru tarafından makul bir fiyattan satın alınabilmesi ve onlara işkence edilebilmesi yönünde bir kanun çıkardı. Kendisini savunacak kadar cesur bir avukat bulamayan Libo, köşeye sıkıştığını görünce duruşmanın ertesi güne ertelenmesini talep etti. Talebi kabul edilince de evine gidip intihar etti. Yine de sanki yaşıyormuş gibi senatoda yargılandı ve tüm suçlamalardan suçlu bulundu. Tiberius o aptal genç adamın intihar etmesinin talihsizlik olduğunu çünkü kendisinin onun canının bağışlanmasını sağlamak niyetinde olduğunu söyledi. Libon'un mal varlığı onu suçlayanların arasında paylaştırıldı. Aralarında dört de senatör vardı. Augustus'un hükümdarlığı zamanında böyle rezilce bir komedi asla sahlenemezdi ama Tiberius'un hükümdarlığı zamanında çeşitli şekillerde defalarca sergilendi. Tek bir adam, Calpurnius Piso diye bir, biri itiraz etti. Senatoda konuşma yapıp şehirdeki siyasi deleverelerden, adaletin yozlaşmasından ve senatör arkadaşlarının paralı muhbirlere utanç verici bir şekilde dönüşmesinden tiksindiği için Roma'ya dönmemek üzere terk edeceğini ve İtalya'nın ücra bir bölgesinde bir köyde emekliliğini yaşayacağını söyledi. Sonra da çıkıp gitti. Senato bu konuşmadan derinden etkilendi. Tiberius, Kalpurnius'u geri çağırdı ve o koltuğuna tekrar oturunca adaletin yanlış işlediği zamanlarda herhangi bir senatörün itirazda bulunabileceğini söyledi. Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük imparatorluğunun başkentinde bir takım siyasi ayak oyunları yapılmasının kaçınılmaz olduğunu da söyledi. Kalpurnius, ortada ödül olmasa senatörlerin kimseyi suçlamayacaklarına mı ima ediyordu? Kalpurnius'un dürüstlüğünü ve bağımsızlığını takdir ettiğini, onun yeteneklerini kıskandığını söyledi. Ama Kalpurnius'un bu niteliklerini Apennin dağlarındaki sefil bir köyde çobanlarla eşkıyalar arasında harcamak yerine Roma'nın toplumsal ve siyasi ahlakını geliştirmekte kullanması daha iyi olmaz mıydı? Böylece Kalpurnius kalmak zorunda kaldı. Ama kısa süre sonra kendisine bazı tablolarla heykeller yüzünden borcu bulunan yaşlı Urgulina'yı dava ederek dürüstlüğünü ve bağımsızlığını sergiledi. Kalpurnius'un ablası ölünce mal varlığı satılmıştı. Urgulania kendisini derhal borç mahkemesine çağıran duruşma celbini okuyunca tahtirevanı taşıyıcılarına onu hemen Livya'nın sarayına götürmelerini söyledi. Urgulinya'yı takip eden Calpernius'u salonunda karşılayan Livia ona gitmesini söyledi. Bu talebi kibarca ama kararlılıkla reddeden Calpernius, Urgulina'nın ağır hasta olmadığı sürece mahkemenin çağrısını reddedemeyeceğini ve ağır hasta olmadığının bariz olduğunu söyledi. Mahkemenin çağrısını Vesta bakireleri bile reddedemezlerdi. Livia Kalpernius'un tavrının kendisine ve oğlu imparatora hakaret olduğunu, imparatorun onun intikamını alacağını söyledi. Çağrılan Tiberius ortamı yumuşatmaya çalıştı. Kalpernius'a Urgulian'ın duruşma celbini alınca şoke olduğunu ve kendini toplar toplamaz muhakkak duruşmaya geleceğini, Livya'ya da ortada mutlaka bir yanlış anlamı olduğunu, Kalperius'un kesinlikle saygısızlık etmek istemediğini, kendisinin duruşmaya bizzat katılacağını ve Urgulunia'nın iyi bir avukat tarafından savunulup adil bir şekilde yargılanmasını sağlayacağını söyledi. Kalpurnius'la birlikte saraydan çıkıp mahkemeye doğru yürürken onunla havadan sudan konuştu. Kalpurnius'un arkadaşları onu davadan vazgeçmeye, ikna etmeye çalıştılar. Ama eski kafalı olduğu karşılığını verdi. Kendisine olan borçların ödenmesinden hoşlanıyordu. Duruşma asla gerçekleşmedi. Peşlerinden atlı ulak gönderen Livia, Kalpurnius'a olan borcun tamamını altınla ödedi. Ulak, Kalpurnius'la Tiberius'a mahkeme kapısına ulaşmalarından önce yetişti. Ama muhbirlerden Roma hayatındaki ahlak bozucu etkilerinden ve hukuki yozlaşmadan bahsediyordum. Germenikus Roma'dayken tek bir kişiyi bile Augustus'a hagaretten veya devlete karşı kumpas kurmaktan dava açılmadığını ve bütün muhbirlerin hiç seslerini çıkarmamaları konusunda uyarıldıklarını söyleyecektim. Tiberius melek gibi davranıyor, senatoda gayet dostane konuşmalar yapıyordu. Sejanus geri plana çekildi ve Traslus Roma'dan Tiberius'un Capri adasındaki köyüne gönderildi. Tiberius'un sürekli danıştığı dürüst Nerva'dan başka dostu yok gibiydi. Castor'u asla sevemedim. Küfürbaz, şiddet düşkünü, sinirli, zorlu ve uçarı biriydi. Karakteri en çok kılıç dövüşlerinde belli olurdu dövüşçülerin becerisinden veya cesaretinden çok yaralardan fışkıran kanları görmekten hoşlanırdı ama germenikus'a çok iyi davrandığını ve onun yanında melek gibi olduğunu söylemeliyim şehirdeki fraksiyonlar onları hükümdarlık için birbirlerine düşürmeye adice çalışsalar da o ikisi asla birbirlerinin aleyhinde konuşmadılar kastorla germenikus birbirlerine kardeşçe davranıyorlardı kastor korkak sayılmazdı ama askerden çok siyasetçiydi. Herman'ın Batı Konfederasyonu'na karşı savunma amaçlı kanlı bir savaş sürdüren Doğu Germen kabilelerinin yardım çağrısı üzerine Tuna'nın ötesine gönderildiğinde Bohemya ve Baviera kabilelerini savaşın içine kurnazca çekmeyi başardı. Tiberius'un politikasını uygulayarak Germenleri birbirlerini yok etmeye teşvik ediyordu. Doğu Germenlerin rahip kralı Marabodus göl dibinde yürüyen demek, Kastor'un kampına sığındı. Marabodus, onun İtalya'ya gitmesine izin verildi. Sonsuz bağlılık yemini eden Doğu Germenleri hizada tutmak için 18 sene boyunca orada rehin tutuldu. Bu Doğu Germenler, Batı Germenlerden daha vahşi ve güçlü bir ırktı. Germenikus onlarla da savaşmak zorunda kalmadığı için şanslıydı. Ama Herman, Varus'u yenince milli kahraman olmuştu ve Marabodus onun başarısını kıskanıyordu. Bütün Germen ulusların başkralı olmak isteyen Herman'ı engellemek için ona Germanikus'a karşı çıktığı seferde destek olmayı reddetmiş ve hatta başka bir sınırda sorun çıkararak köstek olmuştu. Herman'ın üstünde epey kafa yormuşumdur. Kendi çapında etkileyici bir adamdı.'' ve her ne kadar Varus'a ihanetini unutmak güç olsa da isyanın başlıca sorumlusu Varus'tu ve Hermanla adamları özgürlük için savaşıyorlardı kesinlikle. Romalıları gerçekten hor görüyorlardı. Varus'un babamla abim hariç diğer tüm generallerin komutasındaki Roma ordusunun maruz kaldığı sert disiplinin düpedüz kölelikten farkını anlayamıyorlardı askerlerin kırbaçlanarak cezalandırılması karşısında afallıyor ve onlara şan şöhretle ganimet vaat edilmesi yerine yevmiye ödenmesini son derece aşağılık buluyorlardı. Germenler son derece ahlaklı insanlar olmuşlardır hep. Romalı subaylar Germanya'da ulu orta işledikleri suçlar ortaya çıktığında ama bunun olduğu nadirdi, çamura atılarak cezalandırılıyorlardı o kadar. Germenlerin korkaklığına gelince bütün barbar halklar korkaktırlar. Germenler günün birinde uygurlaşırsa ancak o zaman korkak olup olmadıkları söylenebilir. Marusun, babamla abim hariç diğer tüm generallerin komutasındaki Roma ordusunun maruz kaldığı sert disiplinin düpedüz kölelikten farkını anlayamıyorlardı. Askerlerin kırbaçlanarak cezalandırılması karşısında afallıyor ve onlara şan şöhretle ganimet vaat edilmesi yerine yevmiye ödenmesini son derece aşağılık buluyorlardı. Germenler son derece ahlaklı insanlar olmuşlardır hep. Romalı subaylar Germanya'da ulu orta işledikleri suçlar ortaya çıktığında ama bunun olduğu nadirdi, çamuru atılarak cezalandırılıyordu o kadar. Germenlerin korkaklığına gelince bütün barbar halklar korkaktır. Germenler günün birinde uygarlaşırsa ancak o zaman korkak olup olmadıkları söylenebilir. Ama son derece huzursuz ve kavgacı bir halk gibi göründüklerinden yakın zamanda gerçekten uygarlaşabileceklerinden şüpheliyim. Germenikus bunun mümkün olmadığı kanaatindeydi. Onun imha politikasının doğru olup olmadığı, Romalıların sınır kabilelerine karşı güttükleri olan politika bu değildi kesinlikle. İlk sorunun yanıtına bağlıdır. Yitirilen kartalların geri alınması gerekiyordu elbette ve Herman Varus'u yendikten sonra merhamet göstermemişti. Son derece iyi kalpli ve insancıl bir adam olan Germanicus da halkın katledilmesinden öyle nefret ediyordu ki bunu emretmek için gayet geçerli sebepleri vardı herhalde. Herman savaşta ölmedi. Marabudus ülkeden kaçmak zorunda kalınca Herman artık tüm Germen uluslarının hükümdarı olması için bir engel kalmadığını düşündü. Ama yanılıyordu. Kendi kabilesinin bile hükümdarı olamadı. Onunki özgür bir kabileydi. Şefin hükmetme yetkisi yoktu. Önderlik edip tavsiyede bulunma ve ikna etmeye çalışma yetkisi vardı sadece.'' Bir iki yıl sonra bir gün Herman kral gibi emir vermeye başladı. O zamana kadar ona tamamen bağlı olan akrabaları öyle sinirlendiler ki oturup bu meseleyi hep birlikte konuşmak yerine silahlarını çekip üstüne saldırdılar ve onu paramparça ettiler. Herman öldüğünde 37 yaşındaydı. En büyük düşmanından abim Germenikus'tan bir yıl önce doğmuştu. Kartaca'da yaklaşık bir yıl kaldım. Livius'un hep gönlünün yattığı yer olan Padova'da öldüğü seneydi bu. Eski Kartaca yerle bir olmuştu ve yerinde Augustus'un yarım adanın güneydoğusunda kurduğu, ileride Afrika'nın başlıca kenti haline gelecek olan şehir vardı. Bebekliğimden beri ilk kez İtalya dışına çıkmıştım. İklime, Afrikalı vahşi yerlilere, hastalıklara ve halkın aşırı çalışma temposuna alışmakta çok zarlandım. Burada yerleşik Romalılar sıkıcı, kavgacı, çıkarcı insanlardı ve zamanın gerisinde kalmışlardı. Sürüler halinde yürüyen ve uçan bilmediğim böcekler çok korkunçtu. En çok ormanlık arazilerin yokluğunu özlüyordum. Trablus'ta düzenli olarak ekilen topraklarda incirlik ve zeytinliklerle, tahıl tarlalarıyla dikenli çalıların bulunduğu çıplak, taşlık çöl arasında hiçbir şey yoktu. Epey bahsettiğim Kamillacığımın amcasının, vali olan Furius Camilius'un evinde kalıyordum. Bana çok iyi davranıyordu. Bana söylediği neredeyse ilk söz, çıktığı Balkan seferinde Balkanların özeti kitabımdan çok saydalandığı, ve öyle iyi bir derleme için devlet tarafından ödüllendirilmem gerektiğiydi. Açılış töreninin başarılı geçmesi ve yerlilerin bana saygılı davranmaları için elinden geleni yaptı. Ayrıca bana etrafı bol bol gezdirdi. Roma ile ticareti giderek gelişen şehir yalnızca büyük miktarlarda tahıl ve yağ değil, köle, mor boya, sünger, altın, fil dişi, abanoz ve oyunlarda kullanılacak vahşi hayvanlar da ihraç ediyordu.'' Orada yapılacak pekişim olmadığından Firyus hazır gelmişken ayrıntılı bir Kartaca tarihi yazmak için materyal toplayabileceğimi söyledi. Roma'daki kütüphanelerde böyle bir kitap yoktu. Eski şehrin kalıntılarında gizli hazine arayan yerlilerin geçenlerde bulduğu arşivler Firyus'un eline geçmişti ve istersem onları kullanabilirdim. Fenikelilerin dilini bilmediğimi söyledim. Ama Far furyuz, yeterince ilgiliysem azat edilmiş kölelerinden birini önemli el yazmalarını Yunanca'ya tercüme ettireceğini söyledi. Kartaca tarihini yazma fikri çok hoşuma gitti.